Bıza desteğinin 100 binlerle bahsettiğimize göre, benim en son aldığım bilgilere göre 1 milyona yakın bızağının destek alamadığını, bu askı sonucunda 1 milyona yakın bızağının destek alamadığını söyleniyor. Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Erken, buzağı destekleriyle ilgili üreticilerin mağdur edildiğini, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon buzağı için destek çıkmadığını açıkladı. Edirne Birliği'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erken, 7 Aralık 2021 tarihinde çıkarılan kanun kapsamında desteklerin buzağı üreme parametresine göre şekillendirildiğini, bunun da mağduriyetlere neden olduğunu kaydetti. 2021 yılı ikinci dönem bıza desteklemelerinin askıya çıkılmasından sonra üreticilerimizden, kooperatif başkanlarımızdan, kooperatif ortaklarından ve diğer hayvancılık yapan kişilerden almış olduğumuz büyük tepkilere istinaden konuyu açmak istiyorum. 18-29 Temmuz aralığında çıkan askıda itiraz süresi başladı. Ama başladığında da çok büyük mağduriyetler olduğunu tespit ettik. Geriye dönüp baktığımızda da 7 Aralık 2021 tarihinde 31.682 nolu resmi gazetede yayınlanan kanun ile bızağı üreme parametresine göre desteklemelerin bu kanunla şekillendirilmiş olmasından dolayı mağduriyetlerin oluştuğunu biz de Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği olarak bu konuyla ilgili girişimlerimizi bizler de yaptık. Gerekli çalışmalarımızı da yapıyoruz. Biz ya bu kanunun değişmesini istiyoruz. Bizim gönlümüzden geçen bu kanunun tekrar gözden geçirilmesi ve kanunun tekrar düzenlenmesini talep edeceğiz bakanlığımızı. Bu konuda fazla da bir şey söylemenin bir anlamı yok. Bekliyoruz. Hep beraber göreceğiz. Kanunun içeriğinde her şey yazıyor arkadaşlar. Kanunun içeriğine baktığınızda ne kadar zorlaştığını hep beraber görüyoruz. Bu anlamda da 370 TL olan bıza desteğinin 100 binlerle bahsettiğimize göre, yani benim en son aldığım bilgilere göre 1 milyona yakın bızağının destek alamadığını, bu askı sonucunda 1 milyona yakın bızağının destek alamadığını söyleniyor. Buzağı desteği alamayan üreticilerse tepkili. Demirhanlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkan Yardımcısı Ethem Uymaz, köylerinde çok sayıda üreticinin buzağı desteği alamadığını söyledi. Köyümüzde buzağı desteklerinden dolayı mağdurlar var. Yani mağdurluğu nasıl dile getiriyorlar? Bu inek 9 ayda buzağı yapacaksın. 12 ayda atıyorum 200 defa tekrarlıyor. Bilmem ne var, sistem dışı kalıyor. Yani bunların mağdurlar çok var. Bunların bir an önce dile getirilmesini arz ederim. Alamıyor. Neymiş? 9 ayda doğuracakmış. 9 ayda tam doğuracak. Bunun tohumlaması var. Geçiyor 2-3 ay geçiyor. Kimi tekrarlıyorlar. Bir de devam ediyorlar. Yani 2 senede normalde bakım da yapılamıyor. Yemler biliyorsunuz pahalı. Hayvanlara hakikaten bakım yapamıyoruz. Gün geçirtirme uğraşıyoruz. Yani işletmeden. Yani çoğu işletme zaten kapandı burada. Yani 3-5 kişi varız köyde. Bursel aşısı olacakmış, ne bileyim onlar olacakmış. Ya onlar bizim işimiz değil. Kimi diyorlar Bursel aşısı olmadı. Kimi diyorlar tohumlaması olmadı. Yani bunları bizler takip edemeyiz ki. Gel sen buna ver. Gel buna. Ayrı çocuk gibi onlar da. Çocuk gibi bakmaya uğraşıyız. Biz alışık olunca bize zor gelmiyor gene. Ya yem pahalı. Süt şimdi yeni daha fiyatlanmaya başladı. Ancak yem parasına iyi geliyor. Üretmeye devam ediyoruz. Edeceğiz yapabildiğimiz kadar. Yapamadığımız zaman satacağız. Hasköy Tarım ve Sulama Kooperatif Başkan Yardımcısı Mehmet Baykalsa, destek alamazsak bu şartlarda hayvancılığı bırakmak durumunda kalırız dedi. Bu şartlarda hayvancılık otomatikman çökmek üzere yani. Bu desteklerden yararlanmazsa, ama bu bıza desteği olabilir, süt desteği olabilir, yem destekleri olabilir, her şey olabilir. Onun için hayvancılığı bırakmak zorunda kalıyor. Örneğin ben Hasköy olarak, kendi halkım olarak şöyle diyeyim size. Toplumda bir sürü hayvan bakılıyordu. Hep büyük işletmeler hep satıldı hayvancılıkta. Şurada köyde mesela az köyümüzde 3 hane kaldı büyük hayvancılık yaparak. Genelde her kişide 2 tane, 3 tane, 5 tane. Bu şartlarda hayvancılık bakımı otomatikman bitiyor. Sadece bu hayvancılık değil. Çiftçilik olsun, koyunculuk olsun, başka yani ne destekler olabilirse olsun devlet bakımından
her şey çökmek üzere. Çok azaldı. Önceden 2 ton, 3 ton dökülür kesene şu anda 800 kiloya kadar düştü. Ağır şartlar. Çünkü ağır şartlarda yem şartları kendimiz ürettiğimiz halde yine de altından kalkamıyoruz. Çünkü çıkardığımız mahsulü hayvanlarımıza yedirmek zorunda kalıyoruz. Bu yedirdiğimiz mahsulden zaten satmış olsak aylık gelirimiz yani yıllık gelirimiz kazancımız hayvanlara gidiyor. Hayvanlardan da bunu kazanamıyoruz. Kazanamamızdan dolayı da üreticimiz mecbur bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü göz göre göre bataklığa gidiyoruz. 0920